Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Matematiği Akıllı Defter'de kesirleri sıralama konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, konumuza başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, kesirleri sıralarken gençler nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle bunları inceleyelim. Paydaları eşit olan kesirlerden gençler, payı küçük olan kesir daha büyük, daha küçüktür. Evet, paydaları eşitse payı küçük olan daha küçüktür diyoruz. İkinci kuralımız gençler, paylara eşitse kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçüktür gençler. Bakın, payda büyükse daha küçüktür. Evet, pay ve paydası eşit olmayan kesirlerin gençler, pay veya paydaları ne yapmamız gerekiyor? Eşitleyerek denk kesirler elde edeceğiz. Daha sonra az önceki kurallarımızı uygulamamız gerekir. Evet, bir de notumuzu inceleyelim. Bileşik kesirler gençler her zaman basit kesirlerden büyüktür. Bileşik kesirler tam sayılı kesire çevrilerek tam kısmı ile kesir karşılaştırılabilir diyoruz. Evet, etkinliklerimize geçelim. Evet, ne yapacağız gençler? Burada karşılaştırmalardaki boşluklara küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanları yazalım. Bakın, paydalar eşitse, evet, 5 bölü 12 daha büyüktür, o halde küçüktür işareti gelir. Bakın, payı küçük olan küçüktür, yani payı büyük olan büyüktür diyeceğiz. Yine paydaların 14 olduğunu görüyorum. O halde 5 bölü 14 daha büyüktür. Burada da paylarımız eşit. O halde paydası küçük olan 13 bölü 8 daha büyüktür. Evet, 6 bölü 30'da 3 bölü 10'a baktığımız zaman gençler. Evet, dikkat ederseniz burada paylar veya paydalar eşit değil. O halde şu ikinci kesirimizi 3 ile genişletelim. 9 bölü 30'dur. Bakın, paydalarımız eşit oldu. O halde payı küçük olan küçüktür diyoruz. Evet, 6 bölü 30 daha küçüktür diyelim. Evet, E'ye baktığımız zaman paydalarımızı eşitlemek için 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 10. Şimdi paydalarımız her ikisi de 10. O halde bakın, 4 bölü 10 daha küçüktür deriz. Buraya da küçüktür işaretini yazarız. Evet, bu sayımızda gençler şöyle 3 ile genişletebilirim. Evet, 3 ile genişletirsek alttan aynı yazalım. 18 bölü 21. Bu da 3 bölü 21. Paydalar eşitken 18 bölü 21 büyüktür diyoruz. Büyüktür sembolünü yazabiliriz. İstersek gençler burada payları da eşitleyebilirsiniz. Evet, G'ye geldiğimiz zaman payları eşitlemek daha kolay diyorum. Bakın, bu kesirimizi 3 ile genişleterek yazalım. 9 bölüm. Evet, 28 ile 3'ü çarparsak gençler 84. Evet, paylar eşitken paydası küçük olan büyüktü. Bakın, 9 bölü 15 büyüktür diyelim. Evet, 32 bölü 20, 7 bölü 6. Burada da arkadaşlar şöyle diyebiliriz. 7 bölü 6'yı 5 ile genişletersek paydalar 30 olur. 35 bölü 30'da bakalım. Şimdi paydalarımız 30. O halde paydası 35, payı 35 olan daha büyüktür diyoruz. Ve küçüktür sembolünü yazıyoruz. Evet, burada da 5 ile genişletirsem 15 bölü 20 oldu. Evet, 8 arkadaşlar, 8 bölü 20 küçük olur diyoruz. Evet, 25 bölü 8 ile 35 bölü ne var gençler? 5 var. Burada da istersek tam kısmına bakalım. 25 bölü 8 demek gençler. 25'in içinde 8 3 kere vardır. 3 kere 8 24, 1 daha 25. Bakın, 35'i 5'e bölersem 7'dir. Birisi 7 tam, diğeri 3 tam 1 bölü 8. Elbette tam kısmı büyük olan 7 tam daha büyüktür diyoruz. O halde buraya da küçüktür sembolünü yazarız. Evet, burada da değerlerine bakalım. 42'yi 7'ye bölersem 6. 64'ü 4'e bölersem 8. Evet, 8 6'dan büyüktür. Evet, küçüktür sembolünü yazarız. Evet, yine burada değerlerine bakarsam 48'i 8'e böldüm 6. 72'yi 9'a böldüm 8. Evet, yine 6 daha küçüktür deriz. Küçüktür sembolünü yazarız. Evet, devam edelim. Evet, ikinci etkinliğimizde aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe sıralamamızı istiyor. Şimdi gençler, öncelikle kesirlerimizin pay veya paydalarından hangilerini eşitlememiz gerekiyor? Buna karar verelim. Bakın, paylara baktığımız zaman 21, 4 ve 5 var. Paydalarda 24, 6 ve 8 var.
Faydaları eşitlemek daha kolaydır. Faydayı 24 yapmak için 4 ile ve 3 ile genişletelim. 4 kere 4 16. 4 kere 6 24. 3 ile genişletirsem 3 kere 5 15. Bölü 24. Şimdi paydalarımız eşit. O halde burada evet büyükten küçük olduğu için payı büyük olan büyüktür diyoruz. Bakın 21 bölü 24 büyüktür. 16 bölü 24'ten o da büyüktür. 15 bölü 24. Gençler 21 bölü 24 üçgendi. O halde sembol olarak üçgen yazdım. 16 bölü 24 kareydi. Evet, 15 bölü 24 de daireydi. Evet, bu şekilde ne yaparız? Sıralamamızı yazarız. Evet, B'ye geldiğim zaman burada da yine paydalarımızı 30 ile eşitleyelim gençler. 2 ile ve 3 ile genişletelim. 2 kere 2 4. Bakın 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. 2 kere 15 30. 3 ile genişletirsem 3 kere 7 21 bölüm 30. Evet, burada baktığımız zaman 21 bölü 30 diğerlerinden büyüktür. Daha sonra 6 bölü 30 ve 4 bölü 30 gençler. Evet sevgili gençler 21 bölü 30 daireydi. O halde daire büyüktür diyorum. 6 bölü 30 üçgendi. Daha sonra 4 bölü 30 da kareydi. Evet doğru sıralamayı bu şekilde gösterelim. Evet devam ediyorum. Evet buraya baktığımız zaman gençler paydalarımız 12'de eşitlenebilir. Bunu 3 ile genişletelim. 9 bölü 12. Bunu da 4 ile genişletirsem 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Peki hangisi büyük gençler? Bakın 9 bölü 12. Paydalar eşit olduğu zaman payı büyük olan büyüktür. Daha sonra 5 bölü 12. Daha sonra da 4 bölü 12. E 9 bölü 12 üçgendi. Üçgen büyüktür. 5 bölü 12 kare. O da büyüktür. Daire şeklinde sıralamamızı yaparız. D'ye geldiğim zaman gençler 2 tam 1 bölü 3 gençler zaten hepsinden büyük. Burada da şunu 2 ile genişletelim. 10 bölü 18 oldu. Gençler bakın bunun 2 tam olduğu için büyüktür diyeceğim. Evet, paydasını eşitlememe gerek yok. Daha sonra 10 bölü 18 büyüktür. Evet, küçük olan da 4 bölü 18'dir. Buradan 2 tam 1 bölü 3 daireydi. 10 bölü 18 kare. Ve üçgen şeklinde sıralamayı yaparız diyelim. Evet devam edelim. Evet buraya baktığımız zaman gençler paydalarımızı 18'de eşit diyebilirim. Bunu 2 ile genişletelim. 6 bölü 18. Bunu da 9'da genişletirsem 9 bölü 18. Burada 13 bölü 18 paydalar eşitken bakın 13 en büyük pay. O halde 13 bölü 18 büyüktür. 9 bölü 18 o da büyüktür. 6 bölü 18. 13 bölü 18 kareydi. Daire ve üçgen şeklinde büyükten küçüğe sıralama yaparız. Evet, F'de gençler hemen paydalarımızı 27'de eşitleyebiliriz. 3 ile genişletirsem 12 bölü 27. 9'da genişletiyorum. 18 bölü 27. Bakın burada en büyük gençler paydaları eşitken payı büyük olan büyüktü. 18 büyüktür. 18 bölü 27 büyüktür. 12 bölü 27. O da büyüktür. 10 bölü 27. Peki 18 bölü 27 gençler daireydi. 12 bölü 27 kare. Daha sonra da üçgen şeklinde sıralama yaparız. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet, üçüncü soruya geldiğim zaman sıralamasına göre karenin yerine yazılabilecek doğal sayıları bulalım diyor. Gençler burada paydaları eşitleyelim. Bakın 3 ile ve 5 ile genişleterek tüm paydaları 15 yapacağım. 3 kere 4 12 bölü 3 kere 5 15 büyüktür. Kare bölü 15 o da büyüktür. 5 bölü 15.
Şimdi sevgili gençler, karenin değeri 12'den küçük 5'ten büyük sayılar olacak. O halde kare 5'ten büyük 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sayıları olur diyoruz. Evet, ne yapıyoruz? 5 ile 12 arasındaki sayılar kare yerine yazılabilir diyoruz. Evet, devam ediyorum. Evet, burada yine üçgen yerine yazılabilecek sayıların toplamını istiyor. Burada da gençler paydalarımızı 45 ile eşitlemek istiyorum. Bakın 5 ile genişletirsem 5 bölü 45 küçüktür. Üçgen bölü 45 o da küçüktür. 9 ile genişletirsem 9 bölü 45. Şimdi gençler üçgen yerine 5'ten büyük 9'dan küçük sayılar gelir. 6, 7 ve 8 gelir. Evet, benden toplamını istediğim. Evet, 6, 7 daha 13, 8 daha 21 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler. 5. sorumuza geçelim. Evet, 5. sorumuza baktığımız zaman 4 bölü üçgen küçüktür. Daire bölü 6 karşılaştırmasına göre dairenin alabileceği en küçük doğal sayı değerini bulalım diyor. Burada paydamızı eşitlemek için 2 ile genişletirsem 8 bölü 6 küçüktür. Daire bölü 6. Gençler burada dairenin değeri 8'den büyük sayılardır. Bakın 6'lar eşit olduğu için. O halde daire yerine 9, 10, 11, 12 gibi sayılar gelebilir. Evet, devam ediyor. Peki en az dediği için gençler en küçük. Bakın buradaki 9 gelmelidir diyoruz. En küçük 9 olmalıdır diyelim. Evet, devam edelim. Evet, birazcık büyütüyorum. Evet, yine karşılaştırmasına göre üçgenin alabileceği en küçük doğal sayı değerini bulalım diyor. Gerçekten 5 ile genişletirsem 15 bölü 20 olur. Küçüktür. Üçgen eksi 4 bölü 20. Şimdi gençler bakın paydalar eşit olduğu zaman o halde üçgenin değeri gençler bakın buradaki sağdakinin değeri yani üçgen eksi 4'ün değeri 15'ten büyük sayılar olacak. Peki 15'ten büyük sayı gençler en küçük sayımız 16'dır. Yani üçgen eksi 4 en küçük olarak 16'ya eşittir diyeceğiz. Peki 16'ya eşit olması için gençler ne olması gerekir? Evet, hangi sayıdan 4'ü çıkartırsam 16 olur. Bakın üçgen yerine en küçük 20 gelmelidir deriz. Evet, 15'ten büyük olması gerekir. Üçgen eksi 4'ün diyoruz. Ve üçgen yerinde 20 gelmelidir deriz. Devam edelim. Evet, bir koşu yarışmasında Ahmet koşuyu 3 bölü 21 dakikada, Selin 4 bölü 7 dakikada, Veli ise 2 bölü 3 dakikada bitirmiştir. Ona göre yarışmayı kimin kazandığını bulalım. Gençler yarışmayı kim kazanır arkadaşlar? Yarışmayı en kısa sürede yani en küçük sürede bitiren kazanır. O halde burada kestirilerimizin paydalarını eşitlersek Ahmet'i aynen yazalım. Selin 4 bölü 7 idi. Bunu 3 ile genişletirsem 12 bölü 21. Veli de 2 bölü 3'tü. Bunu da 7 ile genişletirsek 14 bölü 21. Gençler burada yarışmayı kazanması için en kısa sürede bitirmesi gerekir. Şimdi baktığımız zaman o halde karşılaştırmayı yapalım. Bakın 3 bölü 21. 12'yi bölü 21'den bu da 14 bölü 21'den küçüktür. Bakın buradaki en küçük değer 3 bölü 21. O halde yarışmayı Ahmet kazanmıştır diyelim. Evet, 3 bölü 21 küçük olduğu için yarışmayı Ahmet kazanmış diyelim. Evet, 8. soruya geldiğim zaman Berke'nin sınıfta tahtaya uzaklığı 1 bölü 2 metre, Bengüsü'nün tahtaya uzaklığı 3 bölü 8 metre ve Ayşe'nin tahtaya uzaklığı 4 bölü 24 metre olduğuna göre. Tahtaya en uzak kişiyi bulalım. Burada da gençler yine paydalarımızı eşitleyelim. Berke diyorum. 1 bölü 2. Bakın ortak paydayı 24'te eşitlemek için 12 ile genişletirsem 12 bölü 24.
Ben Gülsum. 3 bölü 8'di. Bunu şöyle 3 ile genişletirsem 9 bölü 24. Son olarak Ayşe de 4 bölü 24'tü. Şimdi hangisi uzak gençler? Tahtın uzaklığı büyük olan daha uzaktır. O halde baktığımız zaman buradaki en büyük değerimiz 12 bölü 24. Daha sonra 9 bölü 24. Daha sonra da 4 bölü 24. 12 bölü 24 gençler Berke'ye aitti. Bengüsu. Evet, en küçük değerimiz de Ayşe'nin. O halde burada tahtaya en uzak gençler. Evet, tahtaya en uzak. Berke'dir diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, biraz büyütelim. Kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı olan 3 adet renkli çubuk karşılaştırmalı olarak aşağıdaki açılabilmiştir. Bu çubuklardan en kısa olanı 8 parçaya bölünürken diğerleri 10 eşit parçaya bölünmüştür. Bölünen parçalar birer kenarları ortak olacak şekilde yukarıdaki gibi birleştirilmiş ve uzunlukları karşılaştırılmıştır. Buna göre bu karşılaştırmalardan doğru olanı belirleyelim diyor. Şimdi gençler burada en kısa olanı 8 parçaya böleceğiz. Diğerlerini 10 parçaya. Şimdi gençler bakın buradaki turuncuyu ben 8 parçaya böleceğim ama. Şimdi turuncunun burada büyüktür veya küçüktür olduğunu tam olarak göremeyebiliriz. Ama ben bu alttaki renkleri yani mavi ve yeşili. Şöyle 10 parçaya bölersem bakın önce 2'ye böldüm. 1, 2, 3, 4. Tekrar gençler. Dikkat ederseniz gençler bakın buradaki bir parça yeşildeki bir parçadan küçüktür. O halde ne diyoruz? Bunun bir parçası gençler yeşilin bir parçası yani aslında birim kesrim. Evet onda birim mavinin bir parçasından büyüktür. Evet, 1 bölü 10 maviden büyüktür. Peki birinci şekle baktığımız zaman gençler. Bakın burada 2 tane turuncumuz var. Altta da 2 tane turuncumuz var gençler. Şimdi bu 2 tane turuncular çıkardığımız zaman gençler bakın buradaki yeşil maviden daha uzun olur. Nereden anlıyorum gençler bakın. Şuraya baktığınız zaman bittiği yer. Şimdi burada da 2 turuncu var. Burada da 2 turuncu var. Ama yukarıdaki şekil bakın alttaki şekilden daha kısadır. Yani yeşil maviden büyüktür. Yani bu ifade doğrudur. Evet bu ifade doğru. Şimdi alta bakıyoruz gençler. 3 tane mavi var. 3 tane yeşil var. Gençler 3 tane mavi. Şimdi 1 tane mavi. 1 tane yeşilden kısaysa 3 tane mavi de 3 tane yeşilden kısa olması gerekiyordu. Evet 3 mavi. 3 yeşilden küçük olmalıydı. O halde bu ifade yanlıştır. Çünkü burada 3 tane maviyi daha uzun göstermiş. Peki, üçüncüye baktığımız zaman gençler dikkat ederseniz bakın buradaki bir tane yeşil bir tane maviden büyüktür. Evet, yeşil büyüktür mavi olduğu için. Üçüncü ifade de doğrudur diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. 10. soruya geldiğim zaman bir koşu yarışmasındaki 3 sporcu görseldeki sıra ile yarışmayı bitirmişlerdir. Yarışmacıların yarışı bitirme süreleri tabloda verilmiştir. Verilmiş olup isimleri yazılmamıştır. Görsele göre tabloda boş bırakılan isim kutularına koşucuların isimlerini yazalım. Gençler bakın burada yarışmayı bitirme süresi evet, en erken Ali bitirdiği için ne olması gerekir? Ali'nin değerinin en küçük olması gerekir. Peki bize verilen değerlere baktığımız zaman 1 bölü 4'ü ve 4 bölü 9'u gençler
Ne yapalım? Paydayı 36 yapmak için 9'da ve 4'te genişletelim. 9 bölü 36. Bu da 16 bölü 36. Diğer sayımız da neydi gençler? 5 bölü 36 idi. Bakın buradan en büyük değer 16 bölü 36. Daha sonra 9 bölü 36. Daha sonra da 5 bölü 36. Şimdi gençler 5 bölü 36 en küçük olduğu için en erken Ali bitirmiştir diyoruz. O halde Ali'yi 5 bölü 36 olarak yazdık. Daha sonra Veli bitirecek, yani ortadaki sayımız Veli'nin. Peki 9 bölü 36 hangisiydi gençler? 1 bölü 4'tü. Buraya Veli yazdık. En sonda Kerem bitirir diyoruz. Buraya da Kerem şeklinde yazalım. Evet gençler. Şuraya da Ali diyelim. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.